Ahmedim inomarakasız bulasın mı? Ha, burada hakimeden bir mertelik maddi yordam sorabız. Hakimiyeti keseniz kepleşemiz diye. Yakında bugün nesil bu. Ben ukaya dedim, maddi yordam kere olsa hakimiyeti biremem ben dedim. Bakarım, Şevket Miramanoviç, min Bağdat'tan Ahmedim inomarakasız insan var mı dedim. Tam bir mel adam mesela sen dedim. Yalnız rupara kemeğe menge dedim. Bitti kestim şimdi, gelip takılı yorgan dedim, hakimiyeti çıkan resim barakan. Üçen içinde koştuktan, müracaatçı müracaatını çakırıp, ürgenip, müracaatı konakarlı bekitildi diye bir yazı var işte. Tek gibi yukarı taşkatı kayıttan müracaat kını degenler ki, tağım min taşkını bari erzi tavşırı kıyımca ilk ay ötük etiyordu. Muamma akip çıkartıken bu sayı devlet evler bulsa, birinci günde içkişler bölümümüzde başlığı, müşebbette hakimine cencelleşik var, bir mimen diyelmedi. Diyelmez diye bunda, prezidenti kararı bu için şikayet ediyordu. 20 yıllık transport yönelişi boyunca tadbirkor hamda umri davomida transport sohasida ishlagan Inomjon akaning murojaatiga asosan kelganmiz. Murojaat qisqacha mazmunini aytib o'taman va video davomida batafsil o'zlaridan eshitasizlar. Uni aytishicha 2011-14 yillarda shu davlat buyurtmasini bajaraman deb, ya'ni g'alla tosh transport xizmati ko'rsatgan. Shu jarayonda ayrim mutasaddilar tomonidan noto'g'ri hisob-kitob bo'lganligini hisobiga 250 milliondan ziyod yoqilg'idan qarz bo'lgan. Shuni hisobiga shu korxona 2014 yildan beri taqiqda, ya'ni o'sha qarzdorlikni undirish masalasi bu tadbirkorni qiynab kelgan. Tadbirkor murojaat qilgan, Moliya vazirligiga tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, lekin o'sha noto'g'ri hisob-kitob qilingan farq summa to'lab berilmaganini hisobiga hozirgi paytgacha shu muammo cho'zilib kelgan va nihoyat bundan qutulish maqsadida bu tadbirkor o'zini yonidan majbur to'layapti. Lekin shunda bo'lsa-da mol-mulki korxonasiga tegishli bo'lgan ushbu bino inshootlar sotuvga chiqarilib, auksion orqali arzon narxda sotib yuborilgan, chunki bir necha marta sotuvga chiqarilib, sotilmaganligi hisobiga narxlar pasayib, past narxda sotilgan. Endi eshitishimizga qaraganda bu joyda sotib olgan insonlar bu joyga endi qanaqadir ko'p qavatli uy quramiz deyaptimi endi yo boshqa loyihalar qilyaptimi? Bunisi uni jarayonda tanishtirib boramiz. Hozirgi kunda ushbu tadbirkor bo'layotgan holatlardan, jarayonlardan o'zini 100% e'tirozlarini bildiryapti, noroziligini bildiryapti. Ahmedov Inomali Usubaliyevich, 1960 yilda tug'ilganman. Mehnat faoliyatimda 85 yil 78-ci avtoxo korxonada boshlab dafaqaga chiqquncha o'sha yerda ishlaganman. 2000-ci yillarda boshida masjidda uyimga yaqin bo'lganligi uchun korxona faoliyati to'xtab qolgan. Suv xo'jaligiga qarashli avtobazani kolonnasini respublika ko'chmas birjasidan naqd pulimga sotib olib, uni bazasida uni mol-mulklarini, mashinalarini sotib olib, uni bazasida Bağdat Avtotransferis masalasi cheklangan jamiyatini yakka bitta ta'sis sifatida 100% egalik urushi bilan tashkil etganman. Nechinchi yilda dediz? 2003-2004 yillarga to'g'ri kelyapti hozir. Paytda, demak, transport korxonasini tashkil qilgan. Tashkil qilganman. Ha. Bitta hammasini davlatda amalda ro'yxatga olsan, davlatda ichki ishlar bo'limidan avtogaraj deb ro'yxatda o'tkazib, texnik tibbiy xizmat xizmatlari tashkil qilib faoliyatimni boshlaganman. Shu sohada ishlaganligim uchun bu o'zimni yo'nalishim bo'lgan. Shundan keyin o'zi asli 85 yildan beri tumanda don toshi bilan shug'ullanib kelganman. Men 2003 yillarda buni tashkil qilgan bo'lsam, 2005 yillarga kelib 78-chi avtokorxona mulkchilik shakli o'zgarib, tugatilib ketgandan keyin to'liq 2005 yildan boshlab Bog'dod tumanida don toshuvchi korxona etib, o'sha prezident qaroriga, uni qaroriga asosan viloyat hokimi, undan keyin tuman hokimining qaroriga asosan yagona don tashuvchi korxona etib biriktirilganman. 2015-2011 yilgacha faoliyatimiz juda yaxshi bo'ldi. Buning ichida donni ham tashidik. Respublikada bo'layotgan hasharlarda hammasida ham qatnashdik, o'zimizni kuchimiz yetgancha. Masalan, buning ichida Qo'qonda bo'ldi, Qo'qon shahrining qayta qurilishi bo'ldi. To'liq jalb etildik. Hashar ham to'lovi yo'q. Farg'onada bo'ldi, qatnashdik bunda ham. Bundan keyin kollejlar qurildi rayonda, 7 ta kollej qurildi. Hammasi to'liq nimada quruvchilar transport yo'li uchun hammasida qatnashganman. Shu
transport kollejde hem, iqtisod kollejde hem, pit kollejden başlayıp hemen kuruşta katlaşkanmış. Mablağ meselesi, ortada gelişme üçünlüğü meselesi, başkalarından karzdalık meselesi bulmadan, sağlık tölülüğünü vakti tölügenmiz, teminatçılar gelip hemen tölügenmiz. Bu nümede hatta ki şurttan kelsi, yenge şurttan kimyo mecmuesini kuruluşu gelip yordam tarikası da borup yordam kurstukenmiz. Bundan ki toda özümüzde Kamçık Davanı'nın kuruluşu da, İpek Yolu kuruluşu da, toluk katnaş gelmiş. Şey, bu tamamdan başta birinci tünelde aldı da bizde ştabımız bulardı. İşte maşalarımız da varıp, şapurlarımız da bile varıp şakmelerde icrasını teminle gelmiş. Neyse pul, transportiz vardı o şapayda? O şapayda 18'te transportum vardı. Harikalıyım da, yük maşinalar. Yük maşine. 18'te yük maşine, bir de yakılığı taşıcı, bir de yengil maşine vardı o şeyde, balansında. Ondan ki 2011 yılı geçe çıkanaka iqtisadi qiyinçiligim bulmadı. Kıtta hizmetini kıldık, vaxta pul uçtu, ketti. 2011 yıllardan şu muamma başlandı. Prezident kararı asasan, korxona devlet büyütmesini beceriş için işe cevap edildi. Bunga Farg'ona viloyat hokimining kararı çıkan, Bog'dod tuman hokimining kararı çıkan. 2011, 2012, 2013 yıllarda her bir yılda alohida karar çıkan. Bitta taşladığın yük hacmini Bog'dod tuman hokimligi belgilagan. Onun töledigen, taşıdığı yüktü ve onu taşıdığı masrafasını Bog'dod tuman hakimiyeti belgeleyip bergen. Onun töledigen narxı Moliye Vazirliği alohida narxnamagasını belgeleyip bergen. Keyin bu işte beceriş jarayonida narxnama notori belgilengeni dürü boşdayoq bildim bunu men. Keyin Moliye Vazirliği'ne müracaat kıldım. Mana shu narxnama notori belgilengen. Mana shuni qayta ko'rib chiqishlarini so'rayman dedim. Keyin 15 günde xat geldi. Hakikaten hatalık ötüptü. Yakılığının farkını hesabı almayız. Biz narxnamanı hesabla yatırıştı. Deklarasyon narxını koyup durup, sizge birce narxı da yakılığı alışağı da hat çıkarıp ergen ekemiz. Yakılığının farkını her bir litrini dizel yakılığısını alakıda, benzin yakılığısını alakıda farkını çıkarışıp hat verişti. Meneşinçeden koşunca töle biremizdi. Bu nerse emelge hoşmaya kaldı. Hesap kitapları tadım kıldık. Hemen öttü. 2011 yıl, 2012 yıl. Bu tüşün nerse tekrarlandı. 2013 yıl takın tekrarlandı. Yani siz toluk işte becergeniz. Çalık toluk işte beceri bugün var. Becergeniz. Lekin kalkülasyon boyunca sizge kem pul tolandı mı? Kem pul tolandı. Kem pul tolandı. Kança mesela? Becergen sizge nisbeten faiz dayatı. Neç faiz iş becerdiyiz, neç faiz pul tolandı? Mesela 100% işte becergen olsam 60% pul verişti, 40% ben vermedim. Oşa notoru hesap kitabı hesap yani? Notoru hesap kitabı var kızı. Her biri bitti hazır hesap kitabımızda biz tam bitti nerse gene makıldık. Ortaça talaştık, hohlamadık. Fakat maşineni yüktü alıp, yüktü tökke yerin ortasına aldık. Maşineni boş yürgenini savlamakanımızda 700 milyon aşıp gitti farkı. Her bir ilgi alakıda ekit kılınıp makıldık. Ki 2014 yılı, 2012 yılı neftimize karzı kaldım. Karzı kaldım, karzı kaldım, sana yakılığı vermeyeyim ben diyelmedi. Diyelmez diye bundan. Prezidentin kararı boyunca iş kılıyatırdık. 2014 yılı ben taşıdan baş tarttım ben. Hatta ki şu derecede vardık ki, Üşepet'te hakim benim cencelleşik alıp Bağdat'tan çıkıp dursun dedi. Kim et? Hakim. Siz gibi. Ha. Bağdat'tan çıkıp gittim ben hakikaten. Kimeymem şu işte ben dedim. Bağdat'tan çıkıp gittim. Ki 10 günde Rıştan Tümeni'ne biriktir veriyordu. 10 günde bitti işi teşkil kılış almakından ki 10 günde İçki İşler bölümümüzde başlığı Gayret Canı Patteyip diye yigitiydi. Toşken'den ekte menisi yigitti. Cüretişip ok geltirişti. İnanım da o dedi. Beni Rıştan işle yaptı dedi. Fakat başkara bir durun Bağdat işi yürümeye yaptı dedi. Kim başkara verdim. 2015, 16, 17, 20 yıl geçe takım taşıdım. Fakat bu firmanı 2014 yılda kardeşini teşhirişke erzi yazdım tam. Kardeşini teşhirtirip, karzdarlıklar da anıklayıp, vaxtınca faaliyetini tohtatı koydum. Bunun için de Maliye Vazirliği daim alakada bulundan, şimdi tuğla koşka, koşumca hücreleri de tadım kılıp, tavşırıp gidip ne kıldım. Şu 2014 yıldan ki bir yıl ortada işlemedim hakikaten. Min namla işi bulmadı. Min özüm işledim. Min namla işi bulmadı. Kin bu zamanda ahır kin erize kılıp erizem bir kez kayıt gelirdi. Hukuki meselet bir kez çevirirdi. Kayıt gelirdi bir kez orada. Kin ahır
qabulxona kirdim deb meni moliya vaziriga kiritadigan qilib arizamni qabul qilsangiz oling, bo'lmasam ariza topshirmayman dedim. Qabulxonamizni boshlig'i o'zi shaxsan shug'ullantgan, to'g'ri dedi, ertaga borsangiz dedim, moliya vaziri qabul qiladi. Qo'chqarib qabul qildi meni keyin. Hujjatlarimni olib bordim, tushuntirdim. Keyin Qo'chqarib bu yerda bo'l tushundim dedi. Hozir sizga dedi, necha kun desangiz muhlat dedi. Agrosanoat kompleksining yigitlari shug'ullangan bu bilan dedi. Agar dedi da'vongiz asosligini belgilab bersa dedi, davlat pulni to'lab beradi. Siz haqsiz betta dedi. Davlatda dedi prezident qarori ham chiqqan bunga dedi. Tadbirkor bilan davlat o'rtasida dedi muammo kelib chiqadigan bo'lsa, davlat aybdor bo'lsa, birinchi navbatda byudjet mablag'idan to'lab beriladi, keyin aybdorni undiriladi degan yeri bor dedi. Asoslab bersangiz bo'ldi. Keyin o'shda agrosanoat kompleksida o'tirib, bir kun etamatandan kechgacha hammasini periskularni noto'g'riligini her bir yog'da bir litrdan qancha farqligini i men bajargan 3 yillik ishda qancha farq chiqishini asoslab berdim o'tirib. Keyin agrosanoat kompleksi boshlig'i Sirojin degan yigit tong qaytarib kirdi. Qaytarib kirgandan keyin men qo'chqarib ketdim. Boshliq dedim, hozir dedim asosladim dedim. Dedim Sirojin asosladi dedi. Haqiqatan biz noto'g'ri qilganmiz dedi. Xat bergan ekan dedi moliya vazirligi zamida birinchi zamida xat bergan ekan to'laymiz deb. Ammo moliyalashmasdan to'laymasdan qolib ketgan ekan. Bormi o'sha xat? Bor. To'laymiz degan xat bor sizda? Bor, o'sha xatdan bor. Meni dedim, kiru tekshirib dedim, ko'rib bersin dedim. Men hozir dedim, betta dedim. Hujjat asoslar juda taqdim qilmadim dedim. O'shanchi dedim, keyin ortiqcha gap so'z chiqishi mumkin dedim. O'shanchi kiru ko'rsin dedim. Dalolatnoma shakllantirilsin dedim. Asoslar bo'lsin dedim. Qarzdorlik bo'yicha. Ha, qarzdorlik bo'yicha desam, to'g'ri dedi. Kiruni boshlig'ini chaqirdim, men dedi, tadbirkorda ishingizga bora olmayman men dedim. Prezident dedi, tekshirishga dedi, vakolat bergan yo'q bizga dedi. Umuman ishingizga bora olmadim. Ixtiyoriy ariza beraman men dedim. Meni muammom hal bo'lsa bo'ldi. Keyin 2017 yil martda 2 mart kuni kelishdi. Hamma hujjatlarni taqdim qildim. Tekshirib ko'rishdi. Etganim asoslandi, dalolatnoma qo'limga berdi. Tong Toshkentga bordim, dalolatnomani ko'tarib. Nima qilaman men desam, hokimiyatga taqdim qilasiz dedi. Hokimiyat dedi, o'zi dedi, qarzdorlikni bekitish bo'yicha dedi, qaror chiqarib dedi, qo'lingizga beradi dedi. Keyin dedi, bizga ham jo'natadi, o'shanda hal bo'ladi bu dedi. Bo'pti deb qaytib kelib, hokimiyatga arizam bilan murojaat qildim. Mana shunaqa komissiya bor ekan dedim, hokimiyat bilmas ekan. Mana shu davlat bilan o'rtada bo'lgan muammoni dedi, mechada qan komissiyangiz bor ekan o'zi dedi, mana shu ko'rib chiqib hal qilib bersin dedi. Keyin hokimiyatda undaqa narsa yo'q bizda dedi. Keyin oxiri tog'ini izladim, tog'ini uni tovdim. Prezident o'sha qarorni topib, olib keldim, mana dedim. Soliqni boshlig'i, banklarni boshlig'i, departamentni boshlig'i komissiya a'zosi bo'lar ekan. Iqtisod bo'yicha boshlig'i, komissiyaning raisi bo'lar ekan dedim. Keyin bularni hammasini to'pladi tog'in. Sektorni boshlig'i, soliqni boshlig'i nima qildi? Tashkilladi. Buni ichida soliq ham meni arizamga olsam ko'rib chiqdi tog'in. Neft bazdan qarzim bor, boshqa chetdan qarzim yo'q. Soliqlardan qarz bo'lmagan? Yo'q. Nimani tiklaysiz dedi. Faoliyatingizni tiklaysiz dedi. Xo'p, tiklayman dedim. Hamma do'g'im taqiqda turdi, men litsenziyali faoliyat ko'rsatishim kerak, transport korxonasi litsenziya bo'lishi kerak. Mulkim taqiqda turgandan keyin litsenziyam o'z-o'zidan bekor qoladi. Men litsenziya olishim kerak, nima qilishim kerak, taqiqdan mulk chiqarish kerak desam, hech kim mulk chiqarib bermaydi. Hali qaror ham shunday chiqib ketdi. Viloyat hokimiga taqdim qilindi. Undan ag'ish narsa bormadi. Viloyat moliyadan necha mil murojaat qilgan bo'lsam, o'rganib chiqdik. Sudga murojaat qiling dedi. Sudga murojaat qilishga nima to'g'ri kelmayapti, hech qanaqa hujjatim, shartnomam yo'q moliya bilan. Hali dalolatnomani hech kim tan olmayapti. Shu 2014 yildan mulkim taqiqqa turgancha 2021 yil 17 iyulgacha taqiqda turdi. 2021 yil 10 iyul kuni MIPni boshlig'i chaqirdi meni. Keyin shunaqa dedi, tog'a dedi. Yillar davomida mulklaringizni qaytadan auksionga chiqarib 74 milliondan ortiq dedi. İcra yig'imlari yig'ilib qolibdi dedi. Hozir dedi, icra yig'imlarini dedi, hisob kitobini qiling, kuchingiz yetsa to'lab bersangiz dedi. Men neft bazaga xat beraman dedi. Mulkingizni olib, o'rtasida farqsizga to'lab beradigan bo'lsa, mulkni ularga o'tkazib beramiz dedi. Rozimisiz shunga dedi, roziman men dedim. Neft baza menga dedi, o'sha 353 million so'm pulini olib qolsin-da, 1,5 milliard mulkim bo'ladigan bo'lsa, 1 milliard 200 bersin, roziman men shunga dedim. Endi bu paytlarda
Şimdi 2021 yılda netbaza özü egesi yoğup, minden bitler bankrot derecesi ekip, oligoyan pul belirmeye durgun bitler. Onlar ki, oluşalmadı mülkümde. Oluşalmadığından ki, onlar emelde konun olsa, mülkte icradan çıkarttan, minden takdim kılıçtı. 2021 yıl 10. yıldan 16. yıl geçe 74 milyon nakbul kılıp, bundan yordam sorup, 74 milyon karzalıkta bekittim hemen. İcra yığınlarını? İcra yığınlarını hemen 100% tüledim. 2016 ayının 16.'dan rakamlı imzanı devlet hizmetleri merkezine girip, rakamlı imzanı alıp, karhananı faallaştırdım başkattan. 2016 yılında kayıt faaliyetimi tikleyip, tam lisinze alışka, sertifikat alışka hareket kılıp, özüm deyip sertifikatın müddeti tutuğuna gün, öz-özden ben okuşum gerek bulardı. Taşkent'e melek aşırışta, bunlar da hemen izge çürüp, pullarını tovup, tülep, nimek kınca, boşkattan sütü buldu dağın. 25 Ağustos ayda, ecelim çıkardı, bankrotladı, körüp çıkış boyunca. Kim tüketiş kemişlerse, kip, özümüzde Bağdat Tümen Sağlık İnspeksiyası'nda karzahtı ündürüş bölümü de yığılış ötküzdü. İtte bank adımları katlaştı, kreditör vekili katlaştı, ben özüm katlaştım. Sağlıkta yurduk bölümünü başlığı hem karz ündürüş bölümünü başlığı Haldarıp Alımcan katlaştı. Haldarıp Alımcan toluk faaliyatımda kadar malumat varlığı için kim tüketişle gitti. İnom hekemge dedi, şarait birelik dedi. Özü dedi, uzak müddetten şarkı karhanaya attı dedi. Eybi yok bunun karhanasını yatkan dedi. Hazır ki şu günge dedi, sağlıktan bir sürü karzı yok dedi. Kolda malumat namazı türken eken, 1.400.000 artışı sağlıktan töle ötürüptü bunu dedi. Bunu dedi, bankrot deyip çıkarıp dedi, bir kitu varıp dedi, yok atı varıp dedi. Ne makamarsın dedi. 57 iş oranı var idi dedi. Öz özüne 57 iş oranı yokup gitti bitti dedi. Ne manlık sabı ki bugün? Taşkattı bir kitu koyduğunu neki sabı ki buldu da. Yo, yani o şey, siz devlet büyütmesini becergeniz, ortada haliki farklı töle verilmek. Töle verilmek. Şunu hesabıya siz karzge kırgeniz. Karzge kırgen ben. Yıl ötüp, siz minise kırıp kırıp, şu iş onlar yukalık gitti. Yukalık gitti. Siz şimdi müracaat kılıp, o taşkilat, bu taşkilat yürgeniz şu anda. Devlet büyütüden karziz bulmaken mi, sağlık karzlar? Yok, bulmaken. Tolularıdan? Yok. Bir son soru bu. Teminatçı karhanadan? Teminatçı karhanadan 353 milyon karzım bugün. Bitti karhanadan? Bitti karhanadan. Yakılığa gelmez. Yakılığa gelmez. Şu devlet büyütmesi gelmez o yakılığını. Başka becerken, başka teşkilatlar gibi hizmet gelmez. Onlardakini hemen yakılığını bir gün. Fakat işte cedivel aslında birilgen yakılığının farkı asılıp kokan boynumda. Ki hesap kitap görüşüm boyunca, kegen puldu birsem, Nift bezen yok olsun pul gayem yetmedi. Sağlığım, faydam, adamlar da aile gayem. Hesaplama gönüm diyem. İnflasyonu hesabı gayem. İnflasyonu hem hesaplamadım. Yo, mesela eski yıllardaki karzdarlık yeni yılga ötüben berilmeyapti. Berilmeyapti. Beş yıl ötüben aradan 10 yıl ötüben berilmeyapti. Orada inflasyon olup pul kadırsızlığını yaptık ki. Onu hesapka almadık biz. Üçünde bizim üçü sunmak kese, üçü sunmanı bekitsek işimiz boş uğrağımız diye müracaat kıldım. Kayıge bulsa. 2021 yılda nersini gepredigen bulsak, 2021 yılda sotka çıkışımla derin müracaat kıldım. Tağın, prezident partiyelge müracaat kıldım. Özüm de sağlığım yakışı bu mekalı için taşkın yeti bor almadım. Bu mesela bor ardım. Hülayet hakimine kıldım. Prezident partiyelge tecrübe kısayınızam. Taşkent'de her kanda yukarı teşkilatka müracaat kısayınız hem eğlenip ki Bağdat'a keyip kalı yaptım. Ben düşünme yapmam. Mesela müracaatımda Farg'ana velayette iktisadi ahvalını körüp çıkıp prokuratura iktisadi sud kemise tüzüp körüp çıkıp hukuki baha berişlerini soruyor ben de yazsam Bağdat Tümen hakimiyete geliyordu, Bağdat Tümen prokuratası geliyordu. Bağdat Tümen prokuratası bunu biz körelmemiz deyip mine özü tenal yaptı. Mingekin cevap hattı geliyordu. Sizge hukuki meseleyatımız cevabımızdan kavramasanız yukarı taşkilatka müracaat kılın. Bittik hep yukarı taşkilatka kayıttan müracaat kılın deyken nekin tağım min taşkilatka bari erzi tavşır kelimçe iki ay ötü gitti yaptı. Ömür ötü yaptı, eseb ötü yaptı bunun içi de. Sütki ondan ekin tağın bir para varlık. İşte 2021 yıl Ağustos ayında müracaatım ve cevap bulmadı da. Kim vilayetke bağırdım. Kabul honasıga gayracan deyken gittikken bağırıp içireçtim.
Mana shu murojaatimni javobi bormi sizlarda dedim. Ha bu javob bu murojaatingiz bekilgan dedi. Ko'rsatinglar dedim. Izlab top olishdi-da mana meni hozir soqolni ko'rib turibsiz. Ha? Xudoga shukr hozir 64 yoshdan o'tgan bo'lsam 60 yoshga kirganimda soqol qo'yganman. Murojaatni olib shunday qilib mana dedi. Siz meni o'rganib rasmingiz ham bor ekan deb shunday qarasak yoshligimdagi qarslagan paytda kasim shim kiyib kelis taqib yurgan paytim hokimiyatga tushgan rasm bor ekan. O'shani shunday qo'shibdan murojaatni chaqirib o'rganib murojaatni qoniqarli bekitildi deb yozib yuborishibdi. Sud qaror chiqarib kreditorlar yig'ilishi tasdiqlab berish kerak ekan. Shunaqa ish haqi bo'lar ekan. Masalan, o'sha paytda kelgan bo'lsa 5 ming 6 ming kelardi xolos. Qolgan yozuvchi ishlarni hammasini o'zim qilib berganman qo'liga. Mulkimni inventarizatsiyadan o'tkazish, debitor kreditorlar haqida ma'lumotnoma hammasini qilib berganman. Murosamiz qochdi shetda keyin. Meni necha oylik to'lab berdiyapti sizga? 130 million oylik to'lab berdiyapti. Ha, o'zi siz o'zi 360 million qarzingizni shu holatga kelgansiz. Ha, 353 million deb shart qo'yganman. 160 million oylik to'lab bersan dedim. Keyin telefonda Sadillaxon hisobingiz yo'q ekan dedim. Uzr kesil bu pul to'lamayman, neft bazan dedim. To'lab qolganini qonunni hal qilamiz desak bo'lmaydi bo'lmasam dedim. Bo'lmasa qilmaymiz bo'lmasam dedim. G'ulomjon dedim, kredit qaytarib qo'ying dedim. Uni ham de protsent to'layotmaydi dedim. Endi kreditni o'zi hozir ko'rib ko'rasiz. 24% beryapti. 24%. Men transport sohasida ishlaganim uchun 24% kreditni transport sohasida bekitish qiyin juda. Savdo bo'lsa boshqa gap. 14% 15% bo'lsa ham transportda ishlab bekitib olsa bo'ladi. Undan ortig'ini bekitib bo'lmaydi. Nimaga? Butun umr shu sohada ishlaganman, ipidan ignasigacha bilaman. Keyin neft bazan bilan kelishuv bitimi qilamiz dedik. Bunda ham qonunda ko'rsatilgan narsa. Kelishuv bitimi qilamiz dedik, 1 yilga dedik. Shu 350 millionni 1 yilda to'laymiz dedik. Kirsak neft bazan oldin 100 million shartnomaga qo'l qo'y yo'q. 100 million to'laysan, keyin shartnomaga qo'l qo'yaman deyapti. Tan nimaga? Endi nima turibdi? Men boshqaruvdan chiqqanman, pechat muhrimga topshirib qo'yganman, u qo'l qo'yib pechat bosish kerak. Sadillaxon dedim. 100 million oldindan to'laysan deyapti dedim. Qaysi qonunga to'kiladi? Siz shu sohada ishlayapsiz. Tushuntiring ularga desam, ha, ular kreditor haq dedi. Bu ham qoldi chekkada. Kelishuv bo'lmadi. Kelishuv bo'lmadi. Endi men qasddan chiqavar deb ayta olmayman. Gumonim yo'q, birovga gumon qilish noto'g'ri narsa-yu. Shunday bo'lib tortishuvlar uzoq davom etdi. Mana endi 2023 yilga kelib mulk sotamiz dedi. Roziman dedim. O'zim roziman dedim. Sotishga roziman dedim. Aniq bilib turibman, mulkim sotiladigan bo'lsa yaxshigina pul qoladi, betdan bo'lmasa dashda iqtisodiy zonada joy kepeh bahosi bekerga beradi. O'sha borib ishlayveraman men dedim. O'zimni balansimda hozir. Mana shu korxonada hozir balansda 6 ta mashina bor. Buni 2 oydan tashqari yurib turgan. Men dedim, mashinani bermayman dedim. Ha nimaga dedi? Bu dedim meni eng asosiy ishlab chiqarish vositam dedi. Agar qarzimga dedim, bog'dan mulkim dedim, yetmasa dedim, keyin sotiladi bu dedim. O'shaning uchun xizmat avtomashinamni ham, bu yoqil qo'yish mashinasini ham shunga to'xtatib qo'ydim-da, qog'ozlarni olib chiqib ketdim men. Baholovchini olib keldi. Mulkni baholash kerak dedi, baholash olib keldim dedi. Xo'p, Sadillaxon dedim. Qo'lingizda debitor kreditor ro'yxati turibdimi dedim. Ha dedi. Debitor kreditorni hal qilaylik dedim. Keyin mulkni baholaylik dedim. Sizni qo'lingizda qonun talabi shu dedim. Debitor kreditor olmasdan dedim. 450 million debitor turgan bo'lsa dedim, 350 million, 3 million bo'lsa dedim, mulkka yopishasizmi dedim. Noto'g'ri bo'lmayaptimi dedim. Ha, biz aytgan ish bo'ladi, siz vakolatingiz yo'q dedi. Hech qanaqa ovozga ega emasman desam, hech qanaqa ovozingiz yo'q siz dedi. Kreditor yig'ilishiga nima meni chaqirmayapsiz dedim. Desam, hech qanaqa ovozingiz yo'q siz dedi. Bo'pti, ovozim yo'q bo'lsa dedim, qatnashmadim. Mulkni baholatishdi, sotuvga chiqardi. Shu 2022 yildan shu boshidan shaqa mulk sotuvda turdi. Auksionda xaridor chiqmagan uchun qaytdi. 5 ming 6 ming qaytgandan keyin mulkni narxini tushirtdan tan qo'ydi. Buni ichida meni qarshiligim ko'payib boraverdi. Qo'lim tegganda o'rganaman. Birinchi o'rinda e'tirozim mulk to'g'risida ma'lumot auksionga noto'g'ri kiritilgan. Bino inshootlar hammasi 86 yil qurilgan, 62 yil deb kiritilyapti. Sababi nima?
qartil yaptı mülk. Narxini tushirish uchun. Narxini tushirish uchun. Keyin bitta yo'q narsada qo'shilyapti. Temir yo'l bor deyapti ichida. Kanalizatsiya Bag'dod tumanida yo'q, markaziy kanalizatsiya tarmog'i ulangan deyapti. İçimlik suvi yo'q, mana ko'rib turasiz o'zlaring. İçimlik suvi bor deyapti. Tabiiy gaz ta'minoti bor deb yozibdi. Bino inshootlar pishgan g'ish, xom g'ish aralash qurilgan deyapti. Bir dona xom g'ish yo'q devorigacha. E'tirozim yo'q bunga ham. Mayli. Baholandi. Men hisoblagandan ko'ra ancha kam baholandi. Bunga ham roziman. Baholashga 3 million to'lanibdi. Bunga ham roziman, indemadim. Endi deputat kirtozni qaytarib olganimdan keyin avtorli xulosasini menga elektron pochtamga jo'natdi. O'qib ko'rsam, 2017-yildan 2023-yil iyun oyigacha bank oboratini olishyapti. 5 yillik. 5 yillik to'layapti. Oldin qarzlar bekitib tashlaganman-da men. Bank oboratida 1 million 400 qarzdor chiqyapti meniki. Shaxsiy kabinetda 1 million 400 haqdor turyapman. Bu hozir elektron hisobot aylanish jarayonida paydo bo'ladigan narsa. Masalan biz oldindan pulni o'tkazib qo'ysak, keyin hisobot berganimizda hisobotga bizga yarasha qo'shimcha ta'lim nima chiqaraveradi? Soliq hisoblab qo'shimcha qilib qo'yaveradi. Uni agar soliqqa borib aytadigan bo'lsak, bir pasta tozalab qo'yadi. U qarzdorlik hisob emas endi. Keyin kreditorlar yig'ilishini kreditorlar talabini reyestrini menga jo'natdi. Birinchi meni e'tiborimni qaratgan narsa 235 milliondan ortiq tugatish komissiyasi raisining ish haqi ekan. Qancha muddatga shuni hisoblayapti? Endi bundan qachon chiqqan bankrotlik bo'yicha? Bankrotlik boshqaruvchisi qachon tayinlangan? Bu boshqaruvchi ikkinchi boshqaruvchi, bu o'rtada almashishgan bular. Hozir bu bir kishining oyligi o'sha 230 million. Ha, 235 million bo'lyapti. Qancha muddatga shuni hisoblayapti hozir? Endi 2 yilga hisoblayapti. 2 yilga. 2 yilga bo'lsa ham 10 milliondan to'g'ri kelyapti bir oyiga. Meni oldimga kelgan bo'lsa 10 mil keldi. 10 mil kelganini mashina haqqi pashina bilan hisoblaydigan bo'lsa 23 milliondan hisoblayapti. Men haqiqatan e'tiroz bildirdim keyin. Hisob bormi dedim. 353 million qarzim bo'lsa dedim. 353 million qarzim bo'lsa dedim. 235 million oylik olishga vijdoningiz qiynaladimi deb qattiq gapirdim. Desam sudga arz yozdi, sud boshqarishiga qarshilik qilyapti dedi. Sudga taqdim qildim hujjatlarni. Hurmatli sud raisi dedim. 353 million netbezdan qarzim mana aks berkam dedim. Nimaga 390 million yozyapti kreditorlar nimasiga? Reyestrga dedim. 40 million dedim, salkam 40 million dedim. Qaytdan qo'shilyapti dedim. Soliq 23 million qaytdan qo'shilyapti dedim. Mana aks berkam dedim, soliq dedim. Sudni dedim. Tugatish komissiyasiga dedim, men berganimda dedim, soliqdan qarzim bo'lgan yo'q, 1 million 540 ming pulim bo'lgan u men dedim. Men kuzatib bordim. Buni ichida harakat qilib, endi dedim, to'layman ekan dedim, yemagan somsam pulini to'layman, mendan to'g'ri yig'ilib, Xudoga shukr, Bag'dodda hurmat qiladi. 2 yildan shaqa birov men olaman shu korxonani demadi. Nimaga? Tadbirkorlar aksari hammasi biladi, nimaning orqasidan bu foyda bo'lgani, nimaning orqasidan shu qoqinib turganimdi meni. Bir dona xaridor chiqmadi, keyin xursand bo'lgan yeri, meni ruhan ko'targan yeri Bag'dod tumanidan xaridor chiqmadi. Hammasi dedi, hammasi ular meni qanday mehnat qilganimni, qanday qancha mashaqqatlar bilan qanaqa qilib pul yig'ib yurib, betni olib faoliyat ko'rsatganimni, qancha odamlardan foydalanganimni hamma biladi. Hattoki respublikamizni boshqaruv organida turgan rahbarlardan ham to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish vakolatim bor meni. Masalan, qabulxonasiga borib yotib olib, prezidentimiz oldiga kirib, Shavkat Miromanovich, men Bag'doddan Ahmed Inomjonman desam, ha, og'ayni deydi. Nimaga? Jizzaxda, Jizzax viloyatining hokim bo'lib yurganda paxtaga hasharchilar deb yetirilgan paxtani tashish uchun Farg'onadan biz hasharga borardik. Men Jizzax tumanida, har yili Jizzax tumanida vakil bo'lganim uchun to'g'ridan to'g'ri muloqot, juda ko'p bor muloqot qilishga nima bo'lganmiz? Muyassar bo'lganmiz. Bundan tashqari, xuddi shunaqa masala bo'yicha 2004-yil bosh vazir bo'lishganda aprel oyida borganman, uchraganman, kirganman qabullariga. Ham bosh vazir bo'lishgan,
Birinci şimdi murojaat qilib borganimda nafaqat meni 15 mingdan vaqt sarflashmadi. Qo'limdagi arzamni olishdi. Shuni sizdami shunaqa dedi. Dedi yo'q, hammada shu dedim. Bo'ldi dedi, gaplashamiz men. 2004 yil aprel oyida borganmiz ham 2005 yil may oyida bütün respublika bo'yicha transport korxonalarini chaqirdi. G'allaga tayyorgarlik bo'yicha. O'zlari qatnashmadi, ama boshqa müdafiədir rəhbərlərdə hələ nəmək qoşqan əkən, bütün təşkilatlarda həməsinin neft bəzəbilən boğan muamalası, donkəm, üzbək donbunan boğan muamalası, başqa təminatçılarla, salıqlan boğan muamalası, yarım saatte çüntürüb həmən ikini yeçib ergən. Nə fəqat özüm gə, bütün Respublikaya qatıyıqən. Bunu həmə Respublikanın transportçılar bilərdi. Mən prezidentimizin doğru karar çıxarışını bilərdim də onu, eskidən bilgənim üçün biləmən. Hozirgi metda ichkarida bo'ladirgan quyi pog'ona bo'ladirgan murojaatchilarga e'tiborsizlik ham yetib borgan yo'q odamga. Yetib boradigan bo'lsa, tegishli xulosa chiqarishadi. Eng hozir gap kelganda gapiradigan bo'lsam, eng oxirgi murojaatda yig'latib yuboradi, odamni yig'latib yuboradigan murojaat bo'lyapti. Farg'ona viloyatiga yozyapman virtual qabulxona orqali. Mana shu Rishton tumanlari ixtisos sudining mana shu raqamli sud qarorining ijrosini olib borilayotgan ijrosi bo'yicha olib borilayotgan ishlarda Farg'ona viloyat hokimligi, Farg'ona viloyat iqtisod sudi, Farg'ona viloyat prokuraturasi ishtirokida o'rganib chiqib huquq baho berishni ham so'rayman deb murojaat qilyapman. Bog'dod tuman hokimiyati telefon qilyapti. Alyo Ahmedov inomar aka siz bo'lasizmi? Ha. Viloyat hokimidan bir martalik moddiy yordam so'rabsiz. Hokimiyatga kelsangiz gaplashamiz deyapti. Yaqinda bo'lgan narsa bu. Bu yo pastda ishlatilgan mutaxassislarni prezidentni tadbirkorlarni qo'lla degan talabiga mensimasligi yoki murojaatchini mensimasligi bo'lyapti-da. Sizdan kulgandek qilib shu. Hech bo'lmasa shu Bog'dod tuman hokimiyatida o'tirgan bo'lsa, u Bog'dod tumanining bolasidir yoki nimadir boshqa tumanning bolasidir, yoshdir, meni kimligimni bilmas. O'sha yerda biladiganlardan so'rab, buni aka bor ekan, mana shu manzilda moddiy yordam so'rabdi. Deb so'ramaydi mi? Keyin men achchiqimda uka dedim. Moddiy yordam kerak bo'lsa hokimiyatga beraman men dedim. Moddiy yordam so'ragan yo'q. Murojaatni top o'qidingizmi desam yo'q dedim. Bor dedim keyin sensirab. Murojaatni topib o'qi dedim. Keyin dedim men bilan gaplashgin dedim. Sen bilan gaplashgim ham yo'q. Viloyat hokimining qabulini so'rayman men dedim. Boshqa hech narsa kerak emas senga dedim. Bog'dod MIPT boshlig'i tugatish komissiyasi Sadilla Nurmatov neft bazani huquqshunosi, iqtisodchisi, keyin neft bazadan tog'ini vakillar telefonga chaqirishdi. Men haqiqatdan haligi farzandimda oltita shifoxon dedim. U Rayonson davolanishda bo'lguncha bitta odam turishi shart edi. Chaqirishdi. Kelsangiz dedi, MIPTA sud nimamiz, sud ijrochisi Lazizbek Xolmatov degan yigit tog'a dedi, mulklarni dedi. Qabul qilish topshirish dalilnomani tuzib qo'ysak dedi. Vaqtingiz bormi dedi? Boraman yigitlar dedim. Uzab ketsa 40 minut yetib boraman dedim. Keldim yetib. Shoshilish keldim. Kelsam haqiqatdan bitta odam ko'p. Neft bazani vakillari bor ekan, bir 7-8 kishi. Nimaga bu neft bazani vakillari desam, neft bazani vakiliga topshiramiz dedi. Neft bazadan kiritaveru dedim. Uni vakiliga topshirish dedim. Qonunga to'g'ri kelami, yo'qmi desam, u bilan sizning nima ishingiz bor deb bo'p dedi. Aytgan dalilnoma dedim. Desem, tugatish komissiyasi raisi Sadilla Nurmatov menga dalilnomani o'rniga ikkalamiz tuzgan bino inshootlarda yo'qlamasi, mulkni yo'qlamasini taqdim qilyapti. Xatlov ro'yxat. Xatlov ro'yxatini taqdim qilyapti. Sadilla xon dedim. Bu dedim mulklarni qabul qilish topshirish dalilnomasi emas dedim. O'zimga yarasha malakam bor, bilimim bor dedim. Buxgalter emasman dedim. Buxgalteriyani noldan dedim, balansgacha bilaman dedim. Bunga dedim, mulklar birdan xatlanib, yoniga balans narxi bu yoniga sotilish narxini yozib, tayiga qabul qildim, topshirdim deb yozamiz. Ikkita xolis nima bilan dedim, kamida ikkita odam bilan dedim. Mana shuni qilamiz dedi, qilmayman men buni dedim. Bunga qo'ymayman dedim. Imzo ham qo'ymayman dedim. Bunga dedim, taslimman, bunga mulkni bermayman ham men dedim. Bu noto'g'ri hujjat. Noto'g'ri hujjat dedim, tan olmayman dedim. MIPTA vakili turibdi, neft bazani ikkita vakili turibdi, neft bazani ikkita emas, 5-6 vakili bor edi. Auksionda sotilgan bo'lsa? Sotilgan yo'q hali. Shu sotish uchun topshirish qabul qilish dalolnomasi qilyapti bo'lmasa. Nimaga topshirishim kerak ekan? Men tugatish komissiyasiga topshirib qo'yishim kerak ekan.
Ana neft bazan vakili ne mekere yapamasın? Onu sana düşünmedim eşen için ben. Neft bazanı vakili tapşırışım gereken. Mülkü ular işlep durarken. Ha, demek o hakdar yani kreditor binanı auksiyonda satılması alış gerek. Yok, hakta saklap duruş için dişi yaptı halas. Saklap duruş için dişi yaptı halas. Hakdarlı bu geldik için mi? Bilmem ben onu süt tüketişini mesleklerdi. Ümmen halas adam buluş gerek. Saklap duruş için hem de ben buluş için hem. Süt tüketişini kanunu görsen, süt tüketişini işçi alış gerek tamam, koş gerek bekle onu. Karavul kılıp, saklap duruş için. Kim Sadullah Nurmetip kit vardı. Korkuyum ben benim dedim. Bu dedim hücretin nakanı dedim. Tanımıyım ben bu hücret dedim. İlk gün hiç kim tanımaydı bunu dedim. Bu yoklama bu dedim. Hatlı bu dedim. Kit vardı. Beni vekili kaldı. Netbezen yürüyüşü bile nemesi kaldı. MİP, Lezbek halmatı kaldı. Lezbek dedim. Hazır notoru getirdim ben dedim. Hapıp kit kalıştırsam yok daha gepiniz doğru. Bu notoru dedi. Bu dakika bu mıydı kabul kıştavşı durmadası dedi. Bu masam dedi. Üç günler gün toplan ekşek gelişti. 6. günü geldik. Taşkent'deydim bunda, bense de. Taşkent'den geldim. Türk'e düşüyordu, Türk'e geldim. Taşkent'de Taşkent'e geldim. Mesela eşit bir gitmezdim hiç kaçan. Bitti odamın bolardı, vekilin bolardı. Doğum eşik açık dursun yigitler. Taşkent'den köşeden gelen adam eşit açık girmezsin. Açık eşik gekirsin diyerdim. İçkereye kirişim yaptı çıkmaması. Kırdım da maşlarımı çeke koyup çakırdım ki onlardan. Kenan'a yigitler dedim, ne kılamız dedim. Dedim, netmezler vekiller derim gelişti. Tugat çıkarmışlarımız reis kimeydi aldığımız gayem. Nime kılamız dedim. Kim? Meşten tur telefon kıldım. Şu yolda boyda tuttum maşinasını koy. Bu tamamen sentrege karar. Halus guah işte net bezeli ekele vekili. 100 merden artık telefon kıldım. Minem bormadım eşikke. Min senden ketlemen dedim tam. O telefonum damadı eşikte oturup. Kim? MİP'ti vekili tağın etti, tağa dedi, tinçlik yolumun her bölge kanıya sendi. Bittilerse eteğimi dedi, ha dedim. Şunu dedi, bekitin dedi, net bezen dedi. Çıkıp getirin dedi. Biz dedi, başlığımla gepleştim dedi. Başka hiç kanaka icra yığınları yok dedi. Sot mellerini töle gene kendisi dedi. Sot siz dedi, ceza kollu gene kendisi dedi, onu dedi, poşta haraç atıyor dedi. Devlet bacıkçı töle koyup siz dedi. Davamız yok biz dedi. Net bezen bekitin dedi, çıkıp getirinler dedi. Kogan'ın kendi kanun bu çelkler onların. Şunda Türk eleye mi dedim? Sen Türk eleye dedim. 6. günü. Yigitler şuna kaydın. Öyle vah oğlum yakışı mesle dedim. Ben dedim meslehat kıl dedim. Ete mensile gel dedim. Bol dedi tava dedi. Biz 3 günden kendi dedi. Tan toplan anış ettik dedi. Razı mısın dedi. Razı mı dedim. 9. Oktyabr günü. Saat 4'de tan toplandık. Ungaça ben pulu topladım. 353 milyon pulu topladım. Honaga koydum. 9. günü gelişti. Tamam Sadullah Nurmet 3'ten durup kime yaptı? Telefon çakırdık. Ben de yürüp oraya duruyordum. Yürüp git vardı ki. Telefon kılaman o meydi. Telefon kılaman o meydi. Ki net bezen ekele vekile gittim. Bana pul dedim. Bana pasportum dedim. Beni şahsın namından dedim. Topşurunlar şutlarına dedim. Malumat namasını dedim. Hatını dedim. Çünkü karızlar gibi durup bekitildi dedim. Tugat Şikayemişen'si reisiye, Rıştan İktisat Sudu'ya, Menge, Bağdat MİP'ye elektron cüret koyunlar dedim. Desem yok, pulumuzu ev getirmeyiz biz dedi. Üçleşke pulumuzu, üçleşke hakkımız yok, üçlemeyiz pulumuzu işte. Bu oldu yigitler dedim, hazır silah Allah'ından çıkamam, ben sevk etmem dedim. İrtege 10'da dedim, 13 günü dedim, pul tapşırağımız dedim. Hattılarda kıp, birisler dedim, bu dedi. Bobti dişti, tar kaldık. O yigit, tam telefon kıldım ama adam. Razı ben dedim. Yigitler dedim. Keliştik mi şuna dedim, keliştik dedi. Şimdi ağız hakkı basayım, kelişi bütün buldu. MİP'ti vekilini aldı. 10. günü kin, arada ahval çatı o koltuktan. Üçüyle bile bent oldum. Elbetten ki kolum tüydü. Taşkent'den durup kin, banka bağırıp pul tapşıraman dedim. Banka bağırıp pul tapşıraydı olmasam. 23 milyon pul serliğine geldim. 353 milyon puldu. Taşkent'den Farg'ana hesap rakamı kadar nakit puldu ötküz için. Şunca hizmet olarak yani. Şunca hizmet olarak yani. Yakışık pul bu. Ki der telefon kıldım, yigitler dedim. Men dedim,
15 mil serken 15 milyon dedim, 20 milyon pul yok atıp yapman dedim. Hazır veden bu işe bugün hastalığa pul tapşır dedim. Taşken de ben dedim ama dedim. Eğer vedeni becermedi demesler mi ifteki itibarı yemin dedim. Bol toka dedim. Huda halasa dedim, huda tınç yemesi 9 itibarı yemin ben dedim. Bol dedim, 9 itibarı. 9'dan 25 min tutken de netmezi itibardım. Üyüm yem içmedim, pişkimi içiremedim. Doğru netmezi itibardım Farğana'ya. Neçinci sıra oyundu? 11. günü. 11. Oktyabr. 11. Oktyabr. Barıp yürüştü. Ali iktisatçını taptım, gepleştik. De vekil verir dedim. Barıp pul taşırıp gerek desem. Bu altıra çıktan reçete şıttı. Ben şimdi tölep geliyorum özünüz dedi. Bop dedim. Sanat kuruluş banka bardım. Az yine valuta bardı. Valuta el başkası kadar dedim. Ben kıldım. Onu kütleseler yem türüptü onu. Sumlarda hemen senep. Tapşırıp. Bir saat, bir yarım saat vaktim gitkendir. Yetmezeye geldim. Bunun için de adam telefon buldu. Ahvalda özgürlüğü böyle yaptı dedi. Kirişiniz gerek özünüz dedi. Yine özü, şimdi sen miyemge sıkmaya kaldı özü. Yetmezeye geldim. Yürüstü odun da melek kütlese dedim. Şunun için de miyemge geldi de. Yani buhalter eken. Müdekirimden yiğitler bankman enkem işleydi sen miyin dedi. Bunu bir de kişisel kopyakı verin, kişisel kopyanız bulsa dedim. Desem, karzalıkta bertaraf etmişsin mi dedi. Ha yiğitler, könlü demesem, ha könlü dedi. Demek, uzağımdan 11'de netmezenin çünteye pul düştü. Könlü hatıracağım, netmezenin pul töledim mi dedim. Netmezenin dedim, hesap kitabım, ben o da halsa dedim. Ezgine fark kaldı. Bu yam ki, nemenin hesabıdan. Teyar turgan puldu, bankta avtomatı alıp, omatta ötküz vardı kaytarıp. Bu bırakma desem banka yok dedi. Bu dedi ya dedi kır maşına çıkıyor mu dedi. Kandidir dedi, mekanik dedi. Demek kelte heyken dedi, demek boğan dedi. Bu işle öyledi bu pul dedi, işlemeyi demez dedi. Biz avtomat ötküzmekten basa başka bir avtomat bir malı ötküz öyledi bunu dedi. Ama da pulumuz hakiki dedi, memez dedi. Bu kuyunum hatıracağım bulduktan ki. Merakla çakıldım. Mene dedim. 60 milyon farkalı yaptı mı dedim. Ha dedim. Yiğitlerden taşken keti yapayım ben dedim. Tam bir mertte iltimasım dedim. Malumatnamanı yazıp tüketici başkarı buge, minge, kıştan tümellerse doku, Bağdat mümke dedim, teşebbüslerine dedim. Puldu dedim, kovanı dedim, irtege dedim, Bağdat filiyelim. İrte de nefti beze, yakın minde. Bağdat filiyelini vekilege dedim, pasportumu ben bir koyamadım dedim, sabkıta pul orasılar dedim. Hatta olsam dedim koydum içine. Hatta olsam dedim. Hat dedim, elektron poştamda kondişimle dedim, etemen dedim. Puldu olasılar dedim de. Kelip şu ötüp yetiştireyim, neme kıldım ki? Bunu vekilini çakırından, bunu pul ağayın dedim. Mene dedim. Üçler duran siz dedim, beni tanıysa dedim. Beni siz tanıyım ben dedim. Tapşırıp koyun desem de Farğana var, tapşırıp koyun. Kolunuzdan kelemiş desem, bol toka dedi. Tapşırıp koyun ben dedim. Farğana'dan kekince telefon kıldım. Türk atış gelmiş eskiye. Etten çıkıp, ket yapmanı o yolda. Şimdi özünüz öyle koyun da, Farğana'dan taşken 350 kilometre çıkar. Hazır çekilen tezliklerde sablasanız, ortaça 60 diyorsanız, 8 yaşınız, 160 sablasanız, 6 saatte barız. 6 saatte tezrakken, ahval ciddi degenlerken, kanaka ota demek kıladı. Çideydi de. Kanaka halat geçişerdi. Kanaka halat geçişerdi. Üşen diyen tohtamayı, miye boşap kaldı, kol boşap kaldı, telefon kalamayan o miydi de. Saat 3'te kaldı. İşte oldu, odan besekensiz dedim, birinci gelmiş bu oldu, isim de Kağan'ı. Ki ne kanını kansan, beni aylığımda kim töyleydi, uyu buyu degenden ki. Maşan şet çekke tohtattım tağın. Tağın bir mel odan besekensen dedim. Yalgız rupara kemeye gelmeyin dedim. Hakikaten hakarat bol etti, gelme kıldık. Bu ki o hakaratın üstünden, iç kişiler kendime kıldı, iç kişiler sultan körüp çıktı. Bilmiyorum, cerimesini tüledim, meyli, razıman. İşte ama beni, hani de o ruhi halatımdı, sapkayamamadı. Eğer her kendi odamam, üç sütkeleyip telefon kısayıp, telefonunu alıp koyup, öyle ne işin bari deyip koymadan, deyip koyduğum da, oğlan Gülistan'ıydı. Kıskası, auksiyon boşlanıştan bir sütke aldım, karzalıkta bertaraf ettim. Üçe telefonumda bitti, gepimde arkasından auksiyon ötküz vardı. Vahlan ki bir saat aldıram auksiyonu tutatışı mümkün.
Emelde kanun bu için. Bir saat aldırıp da otatışı mümkün. Aksiyon etkisi vardı. Bopte dedim. Bunda hem ne mi olsa köremez. Aksiyon etkisinden aldın. Siz karşı dağılıydı bir taraf kıldınız. Aksiyon etkisinden bir sütkü aldım. Bir taraf kıldım. Bir taraf kıldınız. Yani başka aksiyon etkisi var. Ne mi asas var? Ne mi karşı dağılıyı var? Yok. Başka yok.